Ben bir kitabımın bu Hakkari Günlüğü diye bir de bir kitabım evet. var. Onda yer verdim ama çok da samimi söylüyorum. Bir daha dünyaya gelme şansım olursa. Yani ben Türkiye'nin dışında da birçok ülke gördüm. Kimsenin tahmin etmediği yerler gördüm. Sergiler açtım. Bir daha dünyaya gelme şansım olsa o günün Hakkari'sinde yaşarım ve isterim. Yani onu istiyorsunuz. Onu istiyorum. Hani bu arada İskandinav ülkeleri ne bileyim ne yok. Orada da görmüş insansınız. Ama o günkü Hakkari diyorsunuz hiçbir... Bozulmamış doğal o insanları unutmam mümkün değildir. Zaten yazıyorum. Mesela örneğin küçük bir misal veriyorum. Parayı görmek istemeyen insanlar vardı. Hayatı boyunca eli paraya değmemiş insanlar vardı. Hepsi birer melekti. Yani Hakkari şehir merkezinde bile hırsızlık olmazdı. İlk hırsızlık Hakkari merkezinde 1989'da oldu. 1989. Evet, ilk hırsızlık. 16-17 yaşında bir çocuktu. O çocuğun ailesi üzüntüsünden 2 ay dışarı çıkmadı ve göç etti, geldi buraya, şimdi Van'da yaşıyor. Ve çok... çocuğuna yerine aile utancından diyorsunuz göç etmek zorunda kaldı. Evet, evet. Ta aynen öyle. Size dediğim gibi aileyi de biliyorum. Hakkari saatlere sığdıramam. Yani o kadar güzeldi.